Of. Ne ofluyorsun kız kızım, işli işli? Nalan'ın gidişine üzülüyorum. Hepimiz üzülüyoruz. Ne yaptınız? Babalığını hazırladınız mı Nalan'ın? Of sorma anne ya. Kendi ellerimle Nalan'ın valizini toplamak da varmış. Kızım bak iyi dinle. Nalan gitmek istemiş. Azmi Bey de olur demiş. Niye şey üzüp duruyorsun kendini gari? Ya elimde değil baba, ne yapayım? Hem madem yalnız kalacak, İlhami Bey neden onunla gidiyor ki? Aklıma bir şeyler geliyor ama dilimde varmıyor söyleme ya. Nalan hastalandı da bizden mi saklıyor? Şeytan kulağına kurşun. Ne diyorsun bey? Yahu ne diyorsun beyim ama Nalan'ı almış doktorla beraber yurt dışına gidiyorlar. Ya baba ne alakası var? Allah korusun. Ne oluyor? Şey Besime, bu Nalan kızımın bir derdi mi var? Ne derdi canım? Hasta oldu da bizden mi saklıyorlar acaba? Bana bakın. Böyle tuhaf tuhaf laflar çıkarmayın. Sağlığı yerinde maşallah. Güle güle gitsin, güle güle gelsin. Aman sağlığı yerinde olsun da başka bir şey istemiyorum ben. Bebeğim, toplanmışsın bile. Hazırlandım sayılır. Nalan, var mı bir ihtiyacın? Yok yengeciğim, sağ ol. Bak bir ihtiyacın olursa bana da söyle, olur mu? Tabii ki söylerim, teşekkür ederim. İlhami Bey yemeğe geliyor değil mi Aslıcığım? Elbette geliyor. Abin diye demiyorum Aslıcığım. Kendisi tam bir centilmen. Yetenekli bir cerrah, disiplinli, saygılı. Teşekkür ederim. Duygularınızın karşılıklı olduğundan eminim Perihan Hanım. Seni çok kıskanıyorum Nalan. Kim bilir İlhami Bey'le ne kadar çok eğleneceksiniz. Yengeciğim biz eğlenmeye gitmiyoruz ki. Biraz hava değişikliği için gidiyoruz, sen de biliyorsun. Tabii, neyse. Yani seni çok özleyeceğim ama belki Aslı beni yalnız bırakmaz. Sık sık gelir. Tabii ki sık sık gelirim. Nalan'cığım, senin de gözün arkada kalmasın. Ben Azmi amcayı da sık sık yoklayacağım. Neyse, iki arkadaşı yalnız bırakayım ben. Dur dur, bence bir şey eksik. Bunu takalım mı? Yok, vazgeçtim. Bence biraz yüzünü renklendirelim. Şöyle güzel, hafif bir makyaj. Yok ya, hiç gerek yok Aslıcığım. Aa, neden gerek yok? Bu akşam çok güzel olmalısın. Seni uzun bir süre göremeyeceğiz. Böyle solgun hatırlamayalım, değil mi? Böyle canlı, güzel, neşeli ol ki seni hatırladığımızdaki son fotoğrafın çok güzel olsun. Doğru diyorsun aslında. Babam da beni iyi görünce mutlu olur hem. Ha şöyle. Gelsene Kenan. Kenan hoş geldin. Sen de hoş geldin Aslı. Meşgulsünüz galiba. Ben nasılsın diye sorayım demiştim. Neyse ben odama gideyim. Siz devam edin. Benim birkaç işim var. Ben varım diye mi rahatsız oldun? Yok canım, niye rahatsız olsun ki? Yani kuşum, ben bu Kenan'la olan ilişkimi anlamlandıramıyorum. Ay bir arıyor, görüşelim falan diyor. Sonra böyle ters ters davranıyor falan. Bence hayatında bir kadın var. İkimizi de idare ediyor olmalı. Neyse, biz hazırlığımıza devam edelim. Bence bu küpeyi takmalısın. Sana çok yakışıyor. Hatırlıyor musun? Bu küpeyi Kenan'ın odasında bulmuştum. Bir sevgilisi olduğunu falan söylemiştim sana. Hatırlıyorum. Halbuki sen bana hiçbir zaman yalan söylemezsin değil mi? Kenan'ın hayatında bir kadın olsa bunu bana söylerdin değil mi? Tabii ki söylerdim Aslıcığım. Tamam ya, bu kadar süs yeter bence. Hadi çıkalım. Hala bana yalan söylüyorsun. Hala beni aptal yerine koyuyorsun.
Bunun bedelini çok ağır ödeteceğim sana Nalan, çok.